أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ey Adem'in evlatları! Bakın size edep yerlerinizi örteceğiniz giysi, süsleneceğiniz elbise indirdik. Fakat unutmayın ki en güzel elbise takva elbisesidir. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Olur ki insanlar düşünür de ders alırlar. Allah, yarattığı şeylerin bir kısmında size gölgelikler, dağlarda da sizin için barınaklar yaptı. Sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah, üzerinizdeki nimetlerini tamamlar ki, ona teslimiyetle itaat edesiniz. Şu iki hasım takım, Rableri hakkında çekişip durmaktalar. Dini inkâr edenlere, ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar sular dökülür. Öyle ki, onunla içlerinde olan her şey, bütün organları, hatta derileri bile eritilir. Bir de bunlara demirden topuzlar vardır. Mü'min kadınlara da, bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve günahtan korumalarını söyle. Yine söyle ki, mecburen görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini, yakalarının üzerini kapatacak şekilde örtsünler. Zinet takılan yerlerini, kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, üvey oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, mü'min kadınlar, ellerinin altında bulunanlar, köleler, erkeklikten kesilip kadınlara ihtiyaç duymayan hizmetçileri ve henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocukları dışında kimseye göstermesinler. Saklı ziynetlerine dikkat çekmek için ayaklarını da vurmasınlar. Ey mü'minler! Hepiniz toptan Allah'a tövbe ediniz ki felaha eresiniz. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mü'min kadınlara söyle. Ev dışına çıktıkları zaman dış elbiselerini üzerlerine salıversinler. Böyle yapmaları, onların iffetli tanınmaları ve kendilerine sarkıntılık edilerek incitilmemeleri yönünden en uygun bir davranıştır. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Münafıklar, kalplerinde bir hastalık, iman zayıflığı bulunanlar ve şehirde mü'minlerin kusurlarını arayarak kötü haber yayanlar, bu hallerinden vazgeçmezlerse, biz onlara karşı sana emir ve hakimiyet veririz de, sonra orada ancak az bir zaman sana komşuluk edebilirler. Lanetlenirler, nerede rastlanırlarsa yakalanıp öldürülürler.''